Şimdi kütlemizi oluşturduk. Family'den bir çelik profil oluştu. File'e geliyoruz. New seçeneğinin altında Family'ye tıklayarak burada ne seçeceğimiz önemli. Metric Generic Model Pattern Based'a tıklayarak işlem yapacağız. Burada şimdi çelik profili oluştururken referans noktalarını baz alarak gideceğiz. Referans noktalarını belirlemek için yine Reference Point Set yapıyoruz. Diş kontür seçerek içeri tıklıyoruz. Yine Set yapıyoruz. Diş kontür seçerek içeri tıklıyoruz. Aynı işlemi diğerlerinde de yapacağım. Bunu yaptıktan sonra bu sayfaya geldiğimizde aynı şekilde milimetre diğer sayfa çalıştığımız için burada da milimetre çalışmamız gerekiyor. Unit'ten bakabiliriz. UN enter yaparak. Bakın burada milimetre olarak çalışmıyoruz. İnç olarak çalışıyoruz. Bunu hemen milimetreye çevirdim. Aynı şekilde sembolünü milimetre çevirdim. Okey, okey. Referans noktalarımızı belirledik. Referans noktalarımızı offsetleyelim yukarıya. Şöyle bir hepsini seçelim. Filtreleyelim çünkü bize sadece referans lazım bize. Okey diyorum. Offset seçeneği var. Burada 1500 seçiyorum. 1500. Dış çizgili kontürleri de, kare alanları da. Rastgele bir sayı olmasın. Bu da 1000 yapalım. 1000. 1000. Evet, gayet iyi oldu. Şimdi referans noktalarımız belli. Referans çizgilerimizi oluşturacağız. İki çizgiyi birden seçiyoruz. Bakın spline yapıyoruz. Spline yaptıktan sonra da reference line. Çok basit. İki noktayı seçtik. Referans noktamızı spline yapıyoruz. Reference line. Aynı şekilde diğer işlemleri de hızlıca yapıyoruz. Spline yapıyoruz. Reference line. Spline. Reference line. Aynı şekilde aşağıda da referans noktalarımızı belirleyelim. Şöyle orta noktalardan seçiyorum. Orta noktalar. Seçtim. Seçtim. Şimdi şu iki çizgi arasında bir referans çizgisi oluşturalım. İki nokta arasında pardon. Ne yapıyorduk? Spline, reference line. Şimdi buraya da bir tane referans noktası ortaya koyduğumuz zaman şu iki çizgi arasında ve şu iki nokta arasında referans çizgileri oluşturacağım. Spline, reference line. Spline, reference line yaptım. Çelik profilimin üst kısmı oluştu. Şimdi bunları orta noktayla bağlamamız şu çizgiyle şu noktayla şu noktayı seçiyorum. Spline yapıp reference line yaparak devam edeceğim. Şöyle. Evet oldu. Bakın. İsterseniz şöyle hızlıca yapabilirsiniz. Şöyle seçerek. Spline, reference line. Oluştu. İki noktayı seçmemiz yeterli olacak. Spline, reference line. Spline, reference line. Evet. Gayet iyi oldu. Şimdi referans çizgilerimiz ve noktalarımız belli. Kütlemizin. Şimdi referans noktamız. Şurada bir tane daha nokta belirleyelim. Reference point açıyorum. Bakın. Orta noktayı buldum. Circle'a gelerek set yapacağım. Set yaparak orada bir kalınlığını 60 milim yapabilirim. Yani 6 santim. Şimdi bu 6 santimlik yeri diğer köşelerde de kullanacağım. Yani şu 4 köşede üstte bir tane ve şu altta bir kenarda kullanacağım. Her yerde ayrı ayrı yapabilirim ama çok kolay bir yöntemi var. Onu göstereyim. Bunların da kopyalayarak orta noktasından 6 tane lazım bana. 2. Bunu yaparken aynı zamanda multiple'ınızı açık tutarsınız. Daha hızlı işlem yaparsınız. 3, 4, 5 kaydı. Şöyle. Bir tane daha koyalım. Orta noktadaki referans noktamızı seçerek bakın. Referans noktamızı seçtim sadece. Pick new post dediğimiz zaman istediğimiz yere taşıyabiliyoruz onu. İstediğimiz çizgi üzerine. Bakın. Orta noktayı seçtim. Pick new house dedim. Şuraya aldım. Bir tane de şu köşeye bir alalım. Şuraya da bir tane alalım. Yukarıya. Orta noktayı seçtim. Pick new house. Bir tane de buraya koydum. Bir tane kaldı. Onu da bakın kısa kenarda uzun çizgi yollarına koyalım. Şuraya koydum. Şöyle pick new house dedim. Şuraya bıraktım. Şimdi buradaki çelik profilimizin boyu daha kalın olması için 120 yapıyorum. Diğer köşelerin 60 olmasında bir sorun yok. Şimdi burada çelik profillerimiz olacak. Ama üst örtü olarak cam glass seçeneğini seçmek istiyoruz diyelim. O zaman burada bir yüzey alanı oluşturmamız gerekiyor. Line
referans sayılarımızı teker teker seçerek ve create form yapıyoruz. Bakın, create form. 3 boyutlu mu yapacağız yoksa 2 boyutlu mu? 2 boyutlu şu anlık yeterli. 2 boyutlu seçtikten sonra bunun materyalini oluşturmamız lazım ama ondan önce bir parametresini oluşturmamız gerekiyor. O yüzden seçtik düzeyimizi. Bakın burada materyal kısmında by category'nin yanında küçük bir kutucuk var. Küçük bir kutucuğun yanına geliyorsunuz. Burada alttaki şu new parametre seçeneğinden yeni bir parametre oluşturuyoruz. İsmi ne olsun? Panel. Okey diyorum. Okey diyorum. Sonra properties bölümünde family types var. Family types'e tıklıyoruz. Bakın yeni oluşturduğumuz parametre panel olarak geldi. Burada materyal atacağız. Şurada küçük 3 noktaya bastım. Çıkan sayfada sol altta bakın bir sürü malzeme seçenekleri var. Biz camı seçeceğiz. Glass yapıyorum. Buradan glass mate seçeneğinde. Şurada küçük bir ok işareti var. Buna tıklayarak use render appearance yaparak okey diyorum. Okey. Malzemesi atalandı. İsterseniz realistik yaparak görebiliriz şu anda. Bakın geldi. Şimdi orta noktaları köşeleri seçerek create form yaparak yüzeyi oluşturmak. Ctrl'e basarak iki çizgi seçerek create form yaparım. Bakın çok basit. Diğer işlemleri de aynı şekilde hızlıca yapabilirsiniz. Şöyle seçiyorum. Create form. Create form. Aşağıda da yapacağız aynı işlemi. Create form. Yukarıda da yapmak için çizgileri teker teker seçebiliriz. Bakın seçtiğini gördüğün anda alıyorsunuz. Çevirin. Ctrl ile birlikte. Şöyle. Bir tane kaldı. Seçtim ve dairemin dış çeperini seçiyorum. Create form diyorum. Bakın çelik konstrüksiyonumuz şu anda hazır.